bu odaların toplam sayısı şimdi 4636, 6000'den 4636'ya inmiş, bakın. O da tarihi de söylüyorum, 21.06.2019 tarihinde. E şimdi daha yeni 20'ye girdik, tabii daha birinci anı bu 20'nin sonu ne olacağını onu bilmiyoruz tabii ki. Bizi dinleyen olsunlar ya, bizi bu sesimizi Allah aşkına dinleyen yok mu yani? Şimdiye kadar o kadar yalvarıyoruz, o kadar söylüyoruz. Bakın yani burası Siirt ya. Siirt çıkmaz bir sokaktır, Siirt küçük bir yerdir. Yani Siirt'te hiç kimse dönüp baktığı görmüyoruz. Hiç kimse Siirt'te bir şey yapmadığını görmedik biz. Onun için yani esnafımız bitiyor. Gelsinler, iş açsınlar, biz onlara yardımcı olacağız, biz onlara hizmetkarlığımızı göstereceğiz ya. Biz hizmetkar olmaya geldik buraya, biz başkan olmaya değil. Her zaman bunu söylüyoruz. Ama maalesef bizi dinleyen yok. Esnafın genel arzusu budur. Hani bu vergileri biraz hafife indirmeleri, aşağı indirmeleri lazım, bu primleri indirmeleri lazım. Buradan sesleniyoruz yetkililere, artık yetkililer de bizi anlasın yani, bizim sesimizi duysun yetkililer. Bize yardımcı olsunlar, ne şekilde olursa. Esnaf ayakta duracak hali kalmadı. Esnaf hep ağlıyor, hep gelip söylüyor bize ama tabii biz de bazen çıkıp söylüyoruz fakat eve söyle söyle bir şey olmayınca da böyle bekliyoruz, hale de bekliyoruz biz, hale de şeylerden şey istiyoruz biz, yardım istiyoruz yetkililerden. Gerek iş adamlarından olsun, gerek büyüklerimizden, gerek başımızdakiler olanlarına yani herkesten yardımımızı istiyoruz esnaf olarak. Biz siyasetçi de değiliz, biz bir esnafız yani. Siyaseti de bilmiyoruz, o siyaset de konuşmuyoruz. Kapımız açıktır, her gelen işi baş göğsüne gelsin. Şu 2020 yılında daha iyi olmasını diliyoruz inşallah, bekliyoruz inşallah. Olur. Yeni köylerden gelen ve bu Şırnak'a giden yolun yapılması için esnaf hep gidip Şırnak'tan alışverişini yapıyor. Bunu da duyduk. Köyler artık Siirt akını yapıyor. Köyler artık Şırnak'a gidip oradan alışverişini yapıyorlar. Ya bir köprü yapılması ya da bir yol açılmaya bu yapılan yolun tamamlasını bekliyor esnaf. Yani bunlar şarttır. Bunlar niye şimdi o yolu niye durdurmuşlar diye. Köprü var mı yok, tünel var mı yok. Yol var mı? Yok. Ne yapacak esnaf? Tabii ki en yakın ne? Ya Eyrof'a gidecek ya da şuna gidip alışverişini yapacak. Siz böyle kalıyor yani.